Evet, Hakan Günday'la daha romanını konuşacağımız Hepsi Burada.com yayınına başlıyoruz. Şu anda internet üzerinden Hepsi Burada.com'dan bizi izlediğinizi varsayıyorum. Tabii benim burada bir monitörüm yok, görmüyorum ama öncelikle tabii konuğumuza Hakan Günday'a merhaba diyorum. Hoş geldin Hoş Hakan. bulduk. Bu yayının özelliği hem bir saat boyunca yeni roman daha üzerine Hakan Günday'ın yazarlık dünyası üzerine konuşacağız. Tabii ki benim soracağım bir sürü soru var ama burada soru soran sadece ben olmayacağım. Okuyucular da sorularını Twitter üzerinden, Facebook üzerinden bize iletebilecekler. Twitter üzerinden, Facebook üzerinden soru iletmek ne demek? Hemen onu da söyleyeyim. Hakan Günday daha hashtag ile atacağınız her tür tweet tarafından şu anda izlenmektedir. Bu tweetlerdeki yorumlarınızı ve sorularınızı yayına taşıyabilirim. Aynı zamanda da Hepsi Burada'nın Facebook sayfası üzerinden de sorular sorabilirsiniz. Onları da bana iletecekler. Diğer bir elektronik cihazımdan da onları takip edip yine o soruları yayına taşımaya çalışacağım. Yayınımızın bir diğer özelliği de şu önümüzde görmüş olduğunuz temsili 30 kadar kitabın devamı içeride yaklaşık 300 kadar kitap Hakan Günay tarafından imzalanacak. Ve bu kitaplarda Hepsi Burada.com'dan kitapları satın alanlara, imzalı kitap satın alanlara postlanacak. Daha çok sorular tabii Hakan Günday'ı tanımaya yönelik sorular. Ne yersiniz, ne içersiniz, neler yaparsınız vesaire gibi. Her ne kadar az önce söylemiş olsak da metne bakın beni boş verin gibisinden anlatmış olsa da bu soruları da sormak zorundayım. Çünkü ben onların temsilcisiyim. Baştan söyledik bunu. Şimdi kolaydan başlayalım. Kinyas ve Kayra ile herhangi bir sinema, tiyatro projesi var mı diye soruyor Dilan Yılmaz. Yok, şimdilik yok. Ama bir çizgi roman yapmak istiyorum. Onunla ilgili. Yusuf Yılmaz'sa daha iyi ne kadar sürede yazdınız mı? Herhalde düşünmesi, tasarlaması, yani şöyle hiç kalemi kağıdı elime almadan tasarlaması herhalde bir sene sürmüştür. Yazması da yani böyle bakışlarımı tavandan indirip artık yazmaya başlaması da herhalde 4-4,5 ay sürdü. Gerçekten başlayıp bitirmesi 4,5 ay. Yani ilk satırı yazıp son noktayı koyma arasında 4,5 ay var. Peki mesela Hazal, Çapulcu Hazal ismiyle Twitter'da var olan bir Twitter kullanıcısı. Çok sayıda Hakan Günday tweet'i attığı için özellikle onun sorusunu da aktarayım. Rüyalarını yazar mı Hakan Günday? Başucunda bir defteri var mıdır? Yok, yok. Yok öyle bir şey. Yok ama bunun bir disipline dönüşebildiğini ve bu şekilde rüyaların daha iyi belki hatırlanabildiğine dair bir fikrim var. Ama yok, ben yapmıyorum. Çok rüya gören biri misiniz? Yani hatırlamam genelde. Ben galiba daha çok uyanıkken görüyorum. Öyle bir o kadar çok öyle bir sıkıntım var ki. Galiba benim daha çok. Uyanıkken o kadar çok rüya görüyorum ki uyurken dinleniyorum. Bari uyurken uyuyayım diye. Bari uykumu alayım. Peki Seda M. Bu şeyli biraz şifreli birisi ama sorusu güzel bir soru. Ben de merak ediyorum çünkü. O Hakan Günday okuduğumdan bu yana başka yazar okuyamıyorum demiş ve sonra şunu sormuş. Sevdiğiniz birkaç yazarın ismini verir misiniz? Hı hı. Belki Seda Hanım'a yeni okuma imkanları açar diye. Şule Gürbüz'ü kesinlikle tavsiye ederim. Şule Gürbüz'ün ilk Kamburun'dan itibaren işte Zamanın Farkında, Coşkuyla Ölmek. Evet, evet. Özellikle tavsiye ederim. Şule son dönemin dikkat çekici öykücülerinden, yazarlarından birisi Şule Gürbüz. Peki çeviri yazarlar, yani Türkçe yazmayanlardan, yabancı yazarlardan tavsiye edeceğiniz birileri var mı? Matias Enar var. Matias Enar var. Evet. Onun haricinde de Musil var, Robert Musil var. Robert Musil mesela gözde yazarlardan. Kitabın anahtar sözcüklerinden cümlelerinden bir tanesi de bir tür slogan gibi babam bir katil olmasaydı ben doğmayacaktım. Şimdi bu o bölüme baktığımız zaman biz onu Radikal Kitap'ta yayınlamıştık ilk alıntı olarak kitap çıkmadan. Yani bu bir hayatta kalma savaşı gibi. Yani hakikaten bu hayatta kalmak ve suyun üstünde kalmak, hayatta kalmak için
insanlar birilerini öldürmek, illa bir şekilde kötülüğe bulaşmak ve bu hayatın acılarını, ıstıraplarıyla hemhal olmak durumunda mı? Ekonomide bir takım kurallar var. İşte ekonomide mesela ideal şart, eğer bir kişinin durumu iyileştiğinde öbürü bozuluyorsa o ideal şarttır. Bu aynı zamanda Yani zenginin bir şekilde paylaşım evet, şey yani bu aynı zamanda oksijenle de alakalı, toprakla da oksijenle alakalı, yani yaşama alanıyla da ilgili. de. Dolayısıyla verimli toprakların paylaşımıyla da alakalı. Evet. Ta eskiden beri yani. Dolayısıyla hani bu zaten böyle. Bu bir paylaşım işi. Eğer siz bir noktada bulunuyorsanız, o noktada başkası bulunmadığı için oradasınız. Bunu ya sizin için atalarınız sağladı. Onlar savaştı ve artık siz bunun muhafazasına geçtiniz. Ya da siz savaştınız ve oldu. Yani bu böyle. Yağız Demir'den bir soru Evet. var. Sanıyorum bir alıntı gibi, insana bir sizden bir alıntı gibi okuyorum. İnsana bir şeyler yaptıran, yani hayatını anlamlandıran ölüm korkusu ise, ölüm korkusu olmadan bir anlam yaratmak nasıl mümkün olabilir diye böyle bir soru sormuş ve onu Kinyas'la Kaya'ya bağlayıp Kinyas'ın sesini hala duyuyor musun diye size sormuş. Ölüm korkusu tabii işte yani kitapta daha çok şu şekilde gelen bir kavram. Yani hayatın yanında bedavadan verilen anlamı, yani eşantiyon anlam olarak anlatılıyor ve eğer gerçekten Hayatın eşantiyon anlamı ölüm ölüm korkusu. korkusudur diye, hani yanında verirlersen boşuna arama, yani Arama, zaten evet, o onunla hareket ediyorsun. Ama eğer gerçekten başka işte kendinle ilgili birazcık daha sıkıntıların varsa, kendinle ilgili daha çok bilgiye sahip olmak için öncelikle o herhalde ölüm korkusundan olabildiğince uzaklaşman uzaklaşmak. gerekiyor ki bir hayatında büyük bir boşluk aç. Çünkü onun yerine gelecek olan şey ölüm korkusundan çok daha gösterişli olacaktır mutlaka. Kitabın bölümleri Kinyas'ın sesini de evet pardon. gündüz rüyalarında olabilir diyor. Gündüz Gündüz rüyalarında rüyalarında duyuyor bu peki olabilir. Kinyas'a bir dönüş olma ihtimali anlamına gelir mi? Gündüz rüyalarında Kinyas'ın sesi duyuyor Ama olmak. sadece Kinyas'ı duymuyorum zaten. Yani Hepsi birden mi hepsi birden konuşuyorlar? Oo, zaten. sayıları az değil ki onların Kalabalık ya. onun için işte bir de Gidecek gündüz rüya kalabalıkmış. görmek gerekiyor. Ot dergisinde de takip etmeye çalışıyoruz. Daha sık kısa öyküler yazmayı düşünüyor musunuz diye bir soru var Canberk Devam ediyorum. Ömer'den Otta yine. yazmaya devam ediyorum ve yetiştirmeye çalışıyorum. Orayla sınırlı Evet, olacak yani oraya bu kısa devam etmeye öyküler. çalışacağım. Ha, peki kendiniz hiç ölüm ile kalım arasında ince çizgide kaldınız mı diye soruyor Rabia Çelik. Ben bunu zaten günün her anı olduğunu düşünüyorum zaten. Yani bence zaten bu her an böyle. Böyle zaten. Ben yani böyle bence Deminden beri hayat konuşup bu. duruyoruz Hayat zaten. zaten o işte doğum tarihiyle ölüm tarihi arasındaki tire. Sevmek ve aşk kişisel çıkarlarımız için oluşturduğumuz bir kavram mı sizce? Diye soruyor Gamze. Bilmiyorum bu yani bu kadar bazen son derece içten gelen bir davranışa dönüştüğünü görürseniz, o zaman o kadar da hesaplı olmayabilir. Ama şu var, biçimini, yani bir kez iç dünyanızda onunla dolduktan sonra o duyguyla bunu nasıl ifade edeceğinizi eğer öğrenmişseniz ve öğretilenlerden gidiyorsanız, o zaman varacağınız nokta başladığınız yer olabilir. Yani Olabilir. hiç ilerlememiş olabilirsiniz eğer sevgi ve aşka dair şeyleri para verip aldıysanız. Anladım. Yani barkodlu sevgi ve aşk Aşkınız varsa. anlayışınız varsa, ki çünkü bu iyi bir sektördür. O konuda ürün çeşitliliği çok, biliyorsunuz. Nasıl davranmanız gerektiği, nasıl bütün bu duygularınızı ifade etmeniz gerektiğine dair hayli külliyatı Onları vardır. gerçekten çeşitli ürünlerle Tabii eşleştirip dolayısıyla size yani eğer sunarlar. iyi bir Evet. müşteriyseniz bir müşteri olarak kalırsınız bu işte. Halbuki üretici olmaya Sık ihtiyaç sık vardır. sorulan bir soru, çok sayıda kişi de sormuş. Piç'in film olması ile ilgili bir bilgi var Bekliyorum mı? O ne şimdilik. vaziyette diye soruyorlar. Bekliyorum Daha henüz daha. motor Daha demiş evet bir durum yok. yok. Yok, bekliyoruz.
Birisi de şey diye sormuş. Kolunuzdaki dövmeden bahseder misiniz? O neyi anlatıyor diye. Bu soruyu pas geçebilirsiniz Çok memnun olurum Can Bey ya. Hakan Bey. Peki o zaman. Evet, son bir kere daha bakıyorum. Hem oraya bakıyorum, hem buraya bakıyorum. Efendim, evet, genel olarak bütün soruları yanıtladığımızı düşünüyorum. Hakan, eline sağlık. Ben daha Çok iyi, çok severek teşekkürler. okudum. Çok teşekkürler. Bundan önceki bütün romanlarında olduğu gibi. Dediğim gibi hele ki o ceset sahnesi beni benden aldı. O gece zor uyudum. Vallahi diyorum. Kitabın müthiş bir hikayesi var. Coğrafyalar arasında gizlenen bir hikaye. Çok teşekkürler. Eline sağlık. Şimdi sen kendini okumaya, birazcık daha kendine baş başa kalmaya ayırdığın bir dönem yaşıyorsun. Yayından önce konuşuyorduk, bunları anlattım. Ondan sonra da bir an önce tekrar masaya oturup bize yeni bir roman daha yazmanı bekliyoruz. Eline sağlık. Çok teşekkürler.